Evet sevgili Kanal T izleyicileri, gazete kaldığı yerden devam ediyor. Bu saat dilimindeki konuğumuz Başbakanlık Müsteşarı Sayın Suat Yeldener. Kendisiyle koronavirüs sürecini ve gıda yardımları ağırlıklı olarak konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Mahmut Bey. Nasılsınız efendim? Yoğun bir gündemle sizler de. Teşekkür ederim. Gerçekten çok yoğun günler geçiriyoruz bu sıralar. Evet efendim, koronavirüs süreci sizleri nasıl etkiledi? Başbakanlığın teyakkuzda olduğunu biliyoruz. Sürekli bir çalışma içerisindesiniz. Komite toplantıları, alınan kararlar, bunların uygulanması, hayata geçirilmesi yönünde birçok adım atıyorsunuz. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? 9 Mart'tan beri, ilk vakanın çıktığı günden itibaren biz Başbakanlık'ta neredeyse yani sabah sabah gidiyoruz ve bir de gece yarısı ayrılıyoruz. Çalışmalarımız tabii değişik platformlarda sürdürüyoruz. Gelinen noktada aslında hükümetimizin aldığı tedbirler, zamanında alınmış tedbirlerden dolayı biz diğer dünyada yaşanan sıkıntıları belki de yaşamadık. Çünkü hükümetimiz gerçekten ben baktığımda zamanında önemli tedbirler almıştır ve bu krizin büyümesini engellemiştir. Özellikle sağlık bacağında. Ben geçenlerde bir grafik hazırladım. Buyurun. Baktığımda bu grafiğe giderek yükselen bir aktif vaka sayısı vardı. Ta 3-4 Nisan'a kadar. Ama alınan o tedbirlerden ve bulaşın engellenmesi, insanların toplu yere gitmemesi, sınırların kapatılması veya buna benzer bir tedbir alındı. Bu 3-4 Nisan'da pik yapmış durumda ve yaklaşık 60 vaka oldu. Ondan sonra da grafiğimiz giderek düşüyor ve düşüyor. O gösteriyor ki biz aslında iyi, yani sağlık konusunda iyi yönde ilerliyoruz ve artık yeni vaka, neredeyse bir haftada yeni vaka sayısı bulunmadı ve gittik sonra aktif vaka sayısı da düşüyor, iyileşmeler oluyor. Evet. Ve yani şu anda 17 tane vaka sayısı vardır, aktif vaka sayısı. Tedavi gören değil mi? Evet. Dolayısıyla güzel bir yönde ilerliyoruz. Umarım yeni vakalar da çıkmazsa yakın zamanda normal hayata dönebileceğimizi düşünüyorum. Tabii normal hayat derken eskisi gibi olmayacak. Ancak iş yerleri açılacak. Yani normal herkes işinin başında olacak o şekilde. Evet, zaten dün Sayın Başbakan ve Sayın Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy'un da katıldığı ekonomik örgütlerle bir toplantı vardı. Onlar da zaten 4 Mayıs'ı işaret ettiler yani. Evet. 4 Mayıs'ta herhalde bir açılım gerçekleşecek diye bekleniyor şu an. Zaten Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilerde yatay seviyeye doğru aslında yatay geçiş var. Seyirden daha fazla şimdi düşüş gösteriyor aslında. Evet. Evet efendim, diğer önemli konu da Başbakanlık bünyesinde oluşturulan bir yardım komitesi vardı. Siz bu komitenin şu an başındasınız değil mi? Evet. Yardımlarda durum nasıl efendim? Size ulaşan yardımlar var, dağıtımını yaptığınız yardımlar var. Evet. Başbakanlık bu konuda ne durumda? Tabii. Şimdi tabii bir ay öncesine bakarsak, yani sağ olsun birçok iş adamımız, birçok paydaş yardım gıda paketi dağıtıyordu. Belediyeler aracılığıyla, muhtarlar aracılığıyla ve gerçekten de 40 bin, 50 bin kolide dağıtım yapılmış. Kimisi 3'er, 4'er kez bu gıda paketlerinden almış. Bazı vatandaşlarımız da hiç erişememiş. Evet. Yani burada bir gelişi güzellik vardı aslında. Ve bize ihtiyaç oradan doğmuştu ki tek merkezden kayıt altında ve tüm ihtiyaçlı ailelere ulaşabilmek için bir toplantı gerçekleştirdik ve afet ve acil durum yönetimi altında bir merkez oluşturduk. Evet. Gıda Yardım Koordinasyon Merkezi. Bu merkezin de amacı sadece dağıtımları koordine etmek, başvuruları almak ve ihtiyaçlı olanları belirleyerek tek liste şeklinde ta İskele'den ta Lefke'ye tüm ihtiyaçlı ailelerimize gıdanın ulaşmasını sağlamaktır. Tabii bu merkezde değişik kamu kurum kuruluş temsilcileri vardır.
İçişleri Bakanlığı vardı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kaymakamlarımız, Sivil Savunma Teşkilatımız, Kızılay Vakıflar İdaresi, Milli Eğitim Bakanlığı. Dolayısıyla böyle bir ekip oluşturduk. Çok geniş bir ekiple çalışıyorsunuz, evet, değil mi? Ve bununla birlikte bir de sistem oluşturduk. Bilgi sistemi ve kayıtlar alınıyor. Gerek bilgisayar, internet üzerinden vatandaşlarımız akıllı telefonları varsa veya bilgisayarları varsa girip kayıt yapıyorlar. Yahut birilerinin aracılığıyla, yardımıyla da kayıt yaptırabiliyorlar. Ya da o teknolojiye sahip olmayanlar da 41-42 numaralı çağrı merkezine arayıp oradan da kayıtlarını düşebilirler. Ve bu kayıtlar bizim merkezde ilk önce kaymakamlıklarda değerlendiriliyor. İlçe kriz yönetim merkezleri diyoruz ki kaymakamlıklar başkanlığını yapıyor bu ilçe kriz yönetim merkezlerinin. Daha sonra bizim merkeze ulaşıyor ve bizim merkezde de son listeler çıkarılıyor. Ve bu listeler bazında tüm muhtarlıklara ve belediyelere ve ilçelere gıda dağıtımı ya Kızılay aracılığıyla veya da Vakıflar İdaresi ikisiyle aracılığıyla birlikte çalışıyoruz. Dağıtılıyor. Bu şekilde süreç işliyor. Yani. Peki şu ana kadar ne kadar yardım dağıttık efendim ve ne kadar yardım dağıtmayı planlıyoruz? Aslında bu sistemden bir tablo var önümde. Tabii buyurun. Şimdiye kadar ilçelere göre toplam 20 bin başvuru olmuş, 20.059 başvuru olmuş bu bizim sisteme. Lefkoşa'da 8.236, Gazimovsa'da 4.847, Girne'de 4.602, Güzelyurt 813, Lefke 612 ve İskele'de 949 başvuru yapılmış. Toplamda da ülke genelinde toplam 20.059 toplam başvuru yapılmış. Tabii bunlar bizim süzgecimizden, kaymakamlıkların ve bizim süzgeçlerimizden geçiriyor ve gerçekten temel ihtiyaçlarını karşılayamayan veya hayatlarını sürdürmekte güçlük çeken insanlara ilk etapta bu yardımı ulaştırmaya çalışıyoruz. Tabii bunları biz ilk kategoriye, sosyal yardım alan vatandaşlarımız da var ama ilk önceliğimiz böyle hiç maaş girmeyen, hiçbir geliri olmayan ve zor durumda olan vatandaşlarımıza ve kaynaklar arttıkça da ikinci kategoride sosyal hizmet yardımı alan veyahut buna eşdeğer vatandaşlar derken efendim yani genel olarak adada yaşayan herkes adada yaşayan tüm insanlar yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da olsun, 3. dünya ülkelerinden gelip öğrenci olsun ya burada yaşayan veyahut çalışan ancak şu anda işi olmayan tüm insanlara bu yardımı ulaştırmaya çalışıyoruz, ulaştırıyoruz da. Şimdi toplam 20 bin başvurudan sonra süzgeçten, filtremizden geçtikten sonra mesela 6.355 tanesi elenmiştir. Ya bir şekilde geliri var o evde ya bir şekilde yani durumu çok da kötü değil. Dolayısıyla onları eleyerek onaylanan başvuru sayısı toplam 13.700. Tabii bu günden güne artar da çünkü her gün başvurular, yeni başvurular da oluyor. Toplam 13.700. Mesela Lefkoşa'da 5.500, Gazimovsa'da 3.500, Girne'de 2.900, Güzelyurt 598, Lefke 500, İskele 600 olmak üzere toplam 13.000 kişiye gıda dağıtımı yapılacak. Şimdiye kadar da dün itibariyle Mausa ve İskele'ye dağıtımlar başlatılmış. Güzelyurt ve Lefke'ye de geçtiğimiz hafta dağıtıldı. Mesela Gazi Mausa'ya dün itibariyle 2.652 koli gönderildi dağıtılması için. Bugün ve belki de yarın da bunlar tamamlanacak. İskele'ye de 567 ihtiyaçlı aile yahut insan tespit ettik ve onlara da 567. Köylere de gönderiyor musunuz? Tabii tüm muhtarlıklara, tüm muhtarlık ve kazılara yani İskele ilçesinde tüm köylere, Mausa ilçesinde de tüm köylere. Güzelyurt'ta geçtiğimiz hafta 388 ve Lefke'de de 395. Yani hepsinin toplamı şimdiye kadar dağıttığımız tabii 4002
Artı öğrenciler de vardır. Onlara da geçen haftadan beri yahut 10 günden beri, yani bizim merkezimiz koordinasyonunda Eğitim Bakanlığı ile müşterek yaklaşık 1541 koli dağıtıldı. Toplamda 5500 koli dağıtıldı. Tabii burada bize öğrenciler de başvuruyor. Öğrenciler de toplam ada genelinde 2846 evet. öğrenci başvurdu. Ama biz tabii bu işleri, öğrenci işleriyle ilgili konuları Milli Eğitim Bakanlığımızla yürütmekteyiz. Milli Eğitim Bakanlığı da her üniversitede bir temsilci belirleyerek gerçekten ihtiyaçlı öğrencileri tespit ediyorlar ve Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden bize geliyor. Şeyde de Milli Eğitim Bakanlığı'nın bize gönderdiği listede de yaklaşık 2300 ihtiyaçlı öğrenci vardır. Ki bunlara da yani peyderpey her gün gönderiyorsunuz. Gıda paketi gönderiliyor. Gelip alma durumu var mı? Mesela hak sahibi olmuş, mesajla size ulaşmış ya da internet üzerinden size ulaşmış ve hakkı çıkmış. Evet. Bu gıda yardımından olabilecek. Yani bir öğrenci ya da bir şahıs Defkoşa sınırlar içerisindeyse gelip sizden alabiliyor mu, yoksa sadece siz mi ulaştırıyorsunuz? Biz sadece bunun koordinasyonunu sağlarız. Listelerin oluşmasını tek liste oluşturuyoruz her ilçe ile ilgili ve bunların dağıtımı ya Kızılay ya Vakıflar İdaresi Anladım. Tarafından tabii ki kaymakamlıklar ve muhtarların da koordinasyonunda bu vatandaşlarımızı adreslerine teslim ediyoruz. Adreslerine teslim ediyorsunuz. Yani gelip alma yoktur. Yok. Kızılay'da ya da Kızılay'dan ya da vakıflardan. Evet. O şekilde yürüyor. Peki bu tespitleri yaparken herhalde çok ince bir süzgeçten geçiriyorsunuz başvuruları, değil mi? Evet. Nasıl bir yol izliyorsunuz? Şimdi biz önce bir bilgisayar uygulama başlattık. Bilgisayar sistemi oluşturduk. Program yazdırdık basically. Ve bu program üzerinden başvurular yapılıyor. Bunlardan bir tanesi de kimlik bilgisidir. Kimlik bilgisine baktığımız zaman o insanın emekli olup olmadığı, çalışıp çalışmadığı, işçi olup olmadığı veyahut sosyal sigortalarda çalışanı olup olmadığını tespit, yani bir şekilde evine maaş girip girmediğini tespit ediyoruz otomatik olarak bilgisayar sisteminden ve onlar otomatik eleniyor. Onun dışında kalanlar da tabii bizim sistemimizde, devletin sisteminde olmadığı için ya işsizdir veya da kayıt dışı çalışmasını yürütüyor. Bu gibi insanlara da muhtarlarımıza veya kaymakamlıklarımıza bağlı kalarak onların önereceği, yani onların süzgecinden geçecek. Çünkü onlar bölgedeki, yani kırsal bölgelerde, onlar bizden daha iyi tanıyor insanları. Onların da görüşleri doğrultusunda listenin sonu yapılıyor. Yani ve o liste son şekli Kızılay'a teslim ediliyor veyahut Vakıflar İdaresi'ne ve adrese teslim belli zaten, insanın adı, soyadı, adresi, gideceği ilçesi falan ve oralara gönderip gönderiliyor Kızılay tarafından veya Vakıflar İdaresi tarafından ve gıdalar hak edilen insanlara dağıtılıyor adil bir şekilde. Peki efendim, dağıtımda herhangi bir siyasi bir görüş falan var mı? Yani böyle bir eleştiriler de geldi zamanında ama onu da biz de size soralım en azından. Siz de Başbakanlık Müsteşarı olarak bunu açıklama... Bu, yani bilmiyorum kimler yapıyor ama Facebook'ta tabii herkes dilediğini yazıyor. Doğru ve yanlış, ama katiyen öyle bir şey yoktur. Bırakın siyasi bir dağıtım mekanizmasını. Biz biraz önce de söyledim, ihtiyaç duyan tüm insanlara, sadece bizim vatandaşımız değil, 3. dünya ülkelerinden gelen, Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen ve ayrıca bizim vatandaşlarımız da, kim isterse olsun ve ihtiyaçlıdır, hepsine adil bir şekilde, adaletli bu gıda yardımını yapıyoruz. Bizim zaten merkezin de amaçlarından bir tanesi bu dağıtımı en etkin, en verimli koordinasyonunu sağlamaktır aslında. Peki kriterler nedir efendim yardım alabilmek için? Kriterler biraz önce de söylediğim gibi. Bir açıklarsak iyi olur. Yani. İşi olmayacak bir defa. Yani evine hiçbir maaş girmeyecek. Tamam. İkincisi bir birikimi de olmayacak.
çalışmayacak, devlette çalışmayacak veya özelde de çalışmayacak. Bu kriterlere girmeyen vatandaşlarımıza zaten hepsine veriyoruz. Yani evinde maaş girdisi olmayan ya da bankada bir birikimi olmayan insanları tercih ediyorsunuz bu yardımlara ulaştırırken. Evet. Doğru mu efendim? Öyledir. Yalnız tarafta, tabii ki burada yani böyle bir %100 çalışan bir kantarımız olmayabilir. Muhakkak hatalarımız da olacaktır. Ama bu hatalar da olduğunda zamanla bunları gidereceğiz. Ancak biz bunu adaletli bir şekilde bize sağlanan bilgiler çerçevesinde karar üretiyoruz merkezde ve gerçekten ihtiyaçlı insanlara bu gıda paketlerini ulaştırmak için çalışıyoruz. Peki efendim dağıtım yanında bir de katkıda kabul ediyor musunuz şu an? Yani mesela iş dünyasından ya da hayırsever insanlarımızdan şu kadar koliyi biz de bağışlayalım, siz de bunu bizlerin adına dağıtın yönünde talepleri var mı? Ya da varsa da siz bunları kabul edip dağıtımını gerçekleştiriyor musunuz? Tabii bugüne kadar birçok iş adamımız da kendileri yani bu yardım paketleri oluşturdu ve belediyeler aracılığıyla veya muhtarlar aracılığıyla dağıttılar. Hala daha devam etmektedir. Biz tabii ki yani böyle bir iş adamımız veya bağış yapmak isteyen iş adamları olduğu zaman bize değil direkt ama ya Vakıflar İdaresi veya Kızılay üzerinden bunları tek merkezden yönetirsek daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü biz bir veri tabanı oluşturduk ve burada kimler ihtiyaçlı bir liste vardır ve en azından ihtiyaçlılara dağıtmak için önemli bir merkezdir burası. Ve bizim üzerimizden giderlerse o zaman biz tüm ihtiyaçlı ailelere bunu ulaştırmış olacağız. Üstelik de kaydı da yapılmış olacak ve kimisine mesela geçmişte yaşanan tecrübelerde kimisi 4-5 gıda paketi almış ama bazısı hiç alamamış. Biz burada kayıtlardan belli oluyor zaten hangi tarihte, hangi aile, hangi adres ne kadar gıda almış. Dolayısıyla biz bunu da eşit şekilde dağıtmaya özen gösteriyoruz. Peki efendim, vakıflar ve Kızılay'la birlikte yapıyorsunuz bu işlemi değil mi? Evet. Onlar aracılığıyla dağıtıyorsunuz bunları. Orada koordinasyon nasıl sağlanıyor? Yani onlarla ilişkileriniz ne boyutta? Şimdi zaten baştan da söylediğim gibi bizim oluşturduğumuz bu merkezde Kızılay'ın da temsilcisi var, Vakıflar İdaresi'nin de temsilcisi var. Ayrı bizim başkanlığımızda İçişleri Bakanlığı, Merkez Kaymakamı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi temsilcisi ve bir kurulumuz vardır ve birlikte zaten yönetiyoruz. Dolayısıyla herkesin orada söz söyleme şeyi var ve en kuruldan en doğru neyse o kendi çapımızda onu yapmaya çalışıyoruz. Güçlerimizi birleştiriyoruz. Tüm kamu kuruluşların güçlerini birleştirerek bunu en etkili nasıl yapabiliyoruz? Kararlar üretiyoruz ve o kararlar doğrultusunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Peki efendim, şöyle devam edelim o zaman. Bu süreç biraz daha uzadığı takdirde gıda yardımlarının devamı da gelecek mi? Yani baktığımız zaman 4 Mayıs'a işaret ediliyor iş yerlerinin açılması ama tabi bunda da bir kademeli açılış da söz konusu gerçekleşecek gibi. Sağlık Bakanlığı'nın vereceği raporlar doğrultusunda birkaç adım atılacak. Ama şu da bir gerçek ki yani uçuşların durması, bazı sektörlerin çalışmaması ihtiyaçlı aileleri de fazlalaştırdı. Bunlar için de önümüzdeki günlerde bu da devam edecek mi? Evet, güzel bir soru. Aslında biz bu sistemi oluştururken tabii programımızın başında bir sağlık konusuyla ilgili konuştuk ama bu krizin bir daha ekonomik boyutu vardır tabii ki. Ve sağlık konusunda ne kadar da iyi gidersek bir yakın zamanda da normale dönecek olsak da ekonomik kriz biraz daha uzun süreceğe benziyor. Yani bilmiyorum ekonomistler orada yorum yapar ama öyle söyleniyor ki en az 6 ay sürebilecek. Dolayısıyla biz bu koordinasyon merkezini oluştururken bunu long term, uzun süreli düşünerek gerçekleştirdik. Yoksa bir aylık sürecek olsaydı bu yardım işi, yani böyle bir merkezi oluşturmamıza, bilgisayar programları yazmamıza gerek olmazdı. Ama biz bunu öngörerek
bilgisayar programı yazdık ve bunu nasıl gıda paketlerimizi ekonomik, yani gerçekten ihtiyaçlı ailelere ulaştırma yönünde karar alırız ve bu süreci daha uzatabiliriz. Kaynaklarımızı verimli kullanabiliriz. Dolayısıyla o çerçevede bir çalışma yaptık. Ve tabii ki bizim beklentimiz de yani ne kadar da peyderpey iş yerleri açılacak olsa da bazı insanlarımız yine zor durumda olacaktır o evet. dönemlerde de. Ve onlara da bu gıda yardımlarının devam ettirilmesini amaçlamaktayız. O yönde çalışmalarımız zaten. O yönde. Peki gıda paketlerini belirlerken efendim neleri baz aldık biz? Yani bu paketlerin içerisinde neler var? Yani onda daha fazla yani Kızılay ve Vakıflar İdaresi daha tecrübeli. Kuru gıdalar ağırlıklı tabii, değil mi? Tabii kuru gıdalar kendi oluşturdukları tecrübeleri var. Biz onlara müdahale etmedik. Yani nasıl? Peki bu yardımları periyoda bağlarsanız şayet bu süreç devam edecek. Siz de zaten ifade ediyorsunuz. Aynı ailelere sürekli yardım şeklinde mi olacak yoksa dağıtım şekli biraz daha değişecek mi? Yani biz bu 15 gün size verdik, diğer 15 günde başka bir aileye mi verdik gibi mi olacak? Şimdi şöyle olacak. Şimdi bizim bir veri tabanımız oluşuyor. Onların da ismi aslında muhtaçlığı aileler veyahut insanlar. Dolayısıyla bizim bu dağıtılan gıda paketleri de yaklaşık bana söylenen 2 haftalık 12-14 günlük bir süreyi kapsıyor. Dolayısıyla biz bunlara periyodik, yani her 2 haftada bir bu yoksul insanlara dağıtım gerçekleştirilecektir. Ama tabii ki yeni müracaatlar da olduğunda, çünkü bizim daha veri tabanımız tam kesinleşmedi. Daha yenile başvuranlar var, daha sonra başvuracak olanlar da var. Dolayısıyla onların da başvurusuyla onlara da gıda yardımı yapılacak. Ama şu anda mesela netleşen veri tabanında her 2 haftada bir kaynaklarımızın yettiği oranda bu insanlarımıza gıda ulaştırmaya çalışacağız. Yani sistemimiz evet. bu şekilde yürüyecek. Bir izleyicimiz sormuş iş yerleri ile ilgili açılacak mı diye bugün diye de bu muhtemelen dün ekonomik örgütlerle bir toplantı gerçekleştirildi. Evet. Bu evet. toplantı sonunda da 4 Mayıs'a işaret edildi. Evet. Yani 4 Mayıs sonrası herhalde evet. bir açılım gerçekleşecekse de. Mayıs'ın ilk haftasından itibaren. O dönemde gerçekleşecek. Şu an itibariyle bu yasaklar zaten 30 Haziran'a kadar devam ediyor. 30 Nisan. O şey 30 Nisan'a kadar devam ediyor şu an itibariyle de. Evet. Onun için de yani bir açılım şu anda söz konusu değil. Değil. 4 30 Mayıs Nisan'dan öncesinde. Sonra yine hükümetimiz değerlendirilecek zaten. Ekonomi Bakanlığımız, Çalışma Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız bu konuda bir komisyon oluştururlar ve çalışmalarını yoğun olarak sürdürmektedirler. Mayıs'ın ilk haftasından ilk önce hangi sektörler açılacak, daha sonra hangi sektörler, bunun çalışması yapılmaktadır. Peki efendim, artık sizin de bugün biraz yoğunsunuz, gündeminiz de yoğun, toplantınız da olduğunuzu ifade ettiniz. Bu süreç artık yavaş yavaş normal rutine insanlarımız dönecek ama tabii bazı hayatında da değişiklikler olacak. Son olarak Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu karar var. Maske takma zorunluluğu bugün itibariyle. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii şimdi ne kadar da biz yani bunu iyi yönettiysek bu sağlık konusunu ve aktif vaka sayısı giderek azaldıysa bu zamanda yani yenile işte peyderpey bazı iş yerleri açılacak. Dolayısıyla tedbiri elden bırakmamak adına böyle bir uygulamayı uygun gördü hükümetimiz, maskeleri korunmak adına ve olumlu bir yaklaşımdır bence. Çünkü eğer ben hastaysam mesela maskemi taktığımda diğerlerini hasta etme olasılığını azaltmış olurum en azından. Çünkü şu anda ki yoktur yani öyle gözüküyor yani gittik sonra bir haftadır hiç vaka çıkmamıştır evet. ama tedbiri de elden bırakmamak adına böyle bir karar üretmiştir hükümetimiz. Olumludur bence, bizi korumak, insanlarımızı korumak için alınmış bir karardır. Peki efendim, artık son cümlelerinizi alalım sizin. Bana burada yani kendimi ifade etmeye ve bu yardımlarla ilgili
nasıl bir süreç başlattık ve nasıl bir sistem oluşturduk, bunu anlatmama fırsat verdiğiniz için size teşekkür ederim Kanal T olarak. İleriki zamanlarda yine yeni gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz bu konuda da. Evet efendim. Bizler de sizleri burada ağırlamaktan mutluluk duyduk. Normalde sizin toplantınız vardı bugün. Bizi kırmadınız, çıktınız, geldiniz. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. İnşallah önümüzdeki süreçte bu yardımlar daha da arttığında, daha da çok ihtiyaçlı aileye ulaştığında emin olun bizler de sizler kadar mutlu olacağız. O insanların, çünkü şu dönemde gerçekten ihtiyaçları var. Sıkıntılı bir dönemden geçiliyor. Dünya olarak bu problem şu anda yaşanıyor. Önümüzdeki dönemde işte gıdada ne olacağı belli değil. Bakıyoruz Avrupa ülkelerinde gıda fiyatlarında artış var. Ekonomistlerin öngördüğü gıda fiyatlarının ikiye katlanacağı yönünde önümüzdeki dönemde. İnşallah bunların bizlere uğramadığı ya da teğet geçtiği günlerle günleri görmüş oluruz. Onları konuşmuş oluruz. Tabii ki bu da bizim en büyük temennimiz. Çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldınız. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Başbakanlık Müsteşarı Sayın Suat Yeldener bizlerleydi. Yarın yeni bir gazete programında görüşmek dileğiyle. Esen kalın.